Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Çok istediniz, çok yazdınız. Hocam birinci dönem full özet yapar mısınız dediniz. Biz de sizleri kırmadık. Birinci dönem full özet videolarımıza başladık. Şimdi birinci dönem full özet videomuzda hangi konuları göreceğiz? Onlardan bir bahsedeyim tabii ki. Biliyorsunuz 10. sınıf biyolojide 3 tane ünitemiz var. Bunlardan birincisi hücre bölünmesi ünitesi. Arkasından kalıtım genetik dediğimiz ünite geliyor. Arkasından da ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları geliyor. Biz birinci dönemde hücre bölünmeleri ünitesini bitirdik. Eşeysiz üreme, mitoz, mayoz, eşeyli üreme konularını anlattık. Aynı zamanda da kalıtımın ortalarına doğru geldik gençler. O yüzden bu full özet videomuzda da o kalıtımın ortasına kadar gelmiş olacağız. Tabii ki uzun bir video olacak. Ben de mümkün olduğunca hızlı konuşarak bilmeniz gerekenleri tek tek söyleyerek sürenizi de değerli kullanmanızı sağlayacağım. Şimdi mitoz ve eşeysiz üreme ile başlayalım. Öncelikli olarak hücre bölünmesinin gerekliliğini anlatmıştık. Baktığımız zaman belirli gelişim evrelerini geçirerek olgunlaşan bir hücrenin kendine benzeyen yeni hücreler oluşturması olayına ne diyecektik? Bölünme ismini verecektik. Hücre bölünmesi tek hücreli canlılarda ve çok hücreli canlılarda farklı olaylara sebep olabiliyordu. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Tek hücreli bir canlı hücre bölünmesi yaptığı zaman ne yapmış olur? Üremiş olur. Kesinlikle büyüyüp gelişmiş olmaz. O yüzden de hücre bölünmesi tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar, çoğalmayı sağlar diyebiliriz. Çok hücreli canlılarda ise büyümeyi, gelişmeyi ve zarar gören dokuların onarımını tabii ki sağlamaktadır. Her canlıda neslini devam ettirebilmek için üreme içgüdüsüne sahiptir. Yani bitkilerin çiçek açmasındaki sebebi işte öğrencilerim bana getirsin ben mutlu olayım, erkekler kızlara götürsün kızların gönlü olsun diye bitkiler çiçek açmıyor. Mesela bitkilerin açtığı çiçekler de bitkilerin üreme organıdır. Tüm canlılar üreme içgüdüsüne sahip. Biz de belli bir yaşa geldiğimiz zaman işte östrojen, testosteron salgılamaya başlıyoruz. Üreme hücreleri üretmeye başlıyoruz. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Üremenin temelinde ise tabii ki hücre bölünmeleri yer alacak. Hücre bölünmelerini de mitoz ve mayoz olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Öncelikli olarak hücreler neden bölünür? Bundan bir bahsedelim. Hacim yüzey oranının bozulması. Yani baktığımız zaman bir tane hücremiz vardı. Hücremiz büyüdüğü zaman artık yüzey alanı hacim oranına dengesi bozulmaya başlıyor. Böylelikle madde alışverişlerinde sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Hacim yüzey oranının bozulması tabii ki bölünmenin bir sebebi olacak. Sitoplazma çekirdek oranının da değişmesi bir sebeptir. Eskiden şu çekirdek şu kadarlık sitoplazmayı kontrol ediyordu. Ama şimdi sitoplazma miktarı arttı. Haliyle bu çekirdek her yeri kontrol edemez konuma geliyor. Sitoplazma çekirdek oranının değişmesi de yine hücre bölünmesinin sebebidir. Hücreye DNA tarafından bölün emrinin verilmesi de hücre bölünmesinin sebebidir. Hani deneyler anlatmıştık, birazdan söyleyeceğim. Diyelim ki bu çekirdekten hücreye bölün emri verildi. Ben bunun sitoplazmasından parça da kessem, bu hücreyi küçültsem de DNA emir verildiyse o hücre mutlaka bölünecektir diyeyim gençler. Yine amip deneyi üzerinden de göstermiş olayım. Sitoplazma ve çekirdeğin hücre bölünmesine etkisini gösteren amip deneyi. Öncelikli olarak bir kontrol grubumuz var. Kontrol grubu ne yapıyor? Hiçbir şey. Amibi koyuyorsun oraya, orada bırakıyorsun. Amibi böyle bırakmışlar, besin vermişler, şartları uygun tutmuşlar. Amibin 65 kez arka arkaya bölündüğünü görmüşler. Yani bir amibi ortaya bırakırsan her şeyde güllük gülistanlık, güzelse, yemek varsa, sıcaklık uygunsa o amip bölünerek yeni amipleri meydana getirecektir. Sonra baktığımız zaman birinci deney grubu dediğimiz bir grupla çalışma yapmışlar. Ne yapmışlar? Bölünme büyüklüğüne ulaşmamış amibin sitoplazmasından bir kısım kesmişler. Sitoplazmasından bir kısım kestikleri zaman çekirdeksiz kısmın öldüğünü, çekirdekli kısmın ise o kesik yeri onardığını gözlemlemişler. Çekirdek olmazsa hücreler ölüyor. İkinci deney grubunda ise şöyle bir şey yapmışlar. Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amibin sitoplazmasından bir kısmını kesmişler. Ama bak, burada bölünme büyüklüğüne ulaşmış sitoplazmasının bir kısmını kesmişler. Çekirdeksiz kısım yine ölmüş ama artık bu bölünme büyüklüğüne ulaşmıştı ya, buna emir vermişti ya, emir verilmişti ya, bunun bölünerek iki tane yeni amibi oluşturduğunu görmüşler. Yine bilmemiz gereken kavramlarla da başlayalım. Baktığımız zaman öncelikli olarak zaten biliyorsunuz DNA yani deoksiribonükleik asidimiz var. Canlıların bilgilerini içeren genetik yapıdan bahsediyoruz. Genlerimiz var, DNA'nın üstündeki anlamlı şifrelerden bahsediyoruz. Yüzlerce nükleotit bir araya gelip genleri meydana getiriyor. Genler de bir araya gelince DNA'yı meydana getiriyor. Hani bir şifremiz var diye kedi... Kedi geni diye. Nükleotitler bir araya gelince genleri yapacak. Genler bir araya gelince DNA'ları meydana getirecek. DNA'ların etrafını da bir protein kılıf sardığı zaman kromozom ya da kromatin adını verdiğimiz yapıları meydana getirecek. Bir organizmadaki genlerin tamamına birden de genom diyeceğiz. DNA'mızın etrafını bir protein kapladığı zaman da oluşan yapıya kromatin ismini vereceğiz. Bak şimdi bu DNA'm böyle üstünü bir protein kaplıyor. Kaplayınca da böyle katlana katlana şu şekle ulaşıyor. Buna da kromozom ismini veriyoruz. Normal şartlarda hücremizin içerisinde çekirdek, çekirdeğin içerisinde kromatinler var. Hücre bölünmediği sürece kromozomları görme ihtimalimiz yok. Kromatin iplikler sadece hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozomları meydana getiriyorlardı. Bölünme sırasında kromatin iplikler dediğimiz gibi kısalıp kalınlaşarak şöyle bir tane kromatini yapacak, ipliği yapacak. Sonra bunlar eşlenmişti ya, bunun birebir fotokopisi de burada olacak. Mesela gözünle ilgili büyük A genin şurada varsa, ne bileyim saçınla ilgili küçük B genin burada varsa, bu bunun fotokopisi olduğu için büyük A burada olacak, küçük B de burada olmuş olacak. İkisi bir araya geldiği zaman da şu yapıya ne ismini veriyormuşuz gençler? Kromozom ismini veriyormuşuz. Şimdi baktığın zaman şuradaki genetik bilgiyle bunun karşısına hemen alayım. Buradaki genetik bilgi birebir aynı. O yüzden de bu ikisi birbirinin kardeş kromatiti olacak. İki kardeş kromatitin bir arada bulunduğu bölgelere sentromer ismini vereceğiz. Bak, sentrozomla sentriyolle karıştırmıyorsun. Sentrozom, sentriyol onlar organel. Sentromer ise aynı ünitenin içinde çok geçiyor ya, karıştırıyorsunuz biliyorum. Sentrozom, sentriyol organel. Sentromer ise bunların bir arada bulundukları bölge. Sentromer bölgelerinde de kinetekor adını verdiğimiz protein yapılar bulunacak. Bunlara da iyi iplikleri dediğimiz iplikler tutunmuş olacak gençler. Gelelim mitoza. Yeni oluşmuş bir hücrenin bölünerek yeni hücreler meydana getirmesi sürecine hücre döngüsü ismini veriyoruz. Yani hücre döngüsü demek aslında hücrenin hayatı demektir. Hücre bölündü, minnak yavru hücremiz oluştu. Bu minnak hücre büyüyecek, 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 tekrar bölünmeye başlayacak ve yeni bir hücre oluşturacak. Bu sürecin tamamı birden hücre döngüsüdür. Hücre döngüsü de iki tane ana evreden oluşacak. En başta interfaz yani hazırlık evresi, arkasından da mitotik evre. Çekirdek bölünmesinin olduğu mitoz, sitoplazma bölünmesinin olduğu sitokinez evresi olacak. Mitozun içerisindeki evreleri de profaz, metafaz, anafaz, telofaz olmak üzere gruplara ayıracağız. Hatta bir kodlama yapmıştık, sırasını böyle aklınızda kalsın diye. Inter'le Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. Sıramız bu şekildeydi. Kiminiz de ipmat şeklinde ezberliyorsunuz, fark etmez. Yeter ki evrelerin sırasını arka arkaya bil. Nasıl aklında tutarsan, nasıl kolayına gelirse öyle yap. İnterfazla başlıyoruz. Mitotik evreden daha uzun sürer. Bir hücrenin hayatına baktığımız zaman bazı hücrelerin hayatının %90'ının interfazda geçtiğini görüyoruz. Bak, şurası mitotik evre, şuradan kalan kısmın tamamı interfaz evresi, yani hücrelerin hayatının en uzun kısmından bahsediyoruz. Bu evrede ne olur? Birincisi, yıldız at, organel sayısı artar. Sorularda düşüyorsun 1. Sentrozomun eşlenmesi, sanki sentrozom profazda olurmuş gibi geliyor. Hemen profazı işaretliyorsun ama sentrozom bir organeldir. Sentrozom organelinin eşlenmesi, interfazda not al. Protein, ATP, RNA, enzim sentezi dediğimiz zaman tabii ki bu evrede hızlanacak bunlar. Hücrenin hacmi artacak. Yıldız, 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 DNA'nın eşlenmesi tabii ki hazırlık evresinde gerçekleşir. Yine düşmemen için tekrar yazdık. Hayvansal hücrelerde sentrozom organeli de tabii ki bu evrede eşlenecek. İnterfaza ait 3 tane evremiz var. G1S, G2 evresi. Ben açık konuşayım. G1, G2'ye yuvarlak aynı cümleleri yapıştır. Metabolizma hızı, organel sayısı arttı, ATP sentezi arttı, enzim miktarı arttı. Bu hücre bölünecek. Bununla ilgili hazırlık yapıyor işte. S evresi ise DNA'nın eşlenmesinin gerçekleştiği evredir. Sorularda çıkarsa bu kısım karşına çıkar diyeyim. Gençler, sonra mitotik evreyi de alalım. Mitotik evre dediğimiz zamanda mitoz, yani çekirdek bölünmesi, aynı zamanda sitokinez, yani sitoplazma bölünmesinin de gerçekleştiği evreden bahsediyoruz. Mitotik evrenin özelliklerine baktığımız zaman da sonucunda aynı organel çeşitlerine sahip 2 tane hücre meydana gelecek. Oluşan sağlıklı hücrelerin kalıtsal yapıları birbiriyle aynı olacak. Mesela şurayı düşünebilirsin. Ne yapmış? İnterfazı yapmış. Arkasından mitotik evreyi, bir hücreden 2 tane yavru hücre oluşmuş. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbiriyle aynı. Ana canlının da tabii ki aynısı olacak. Kalıtsal devamlılığı sağlayacak. Eğer bu canlı bir hücreli ise ne yaptı? 1'ken 2 oldu. Yani birey sayısını arttırdı. Üremeyi sağladı. Bende ise büyüme ve gelişmeyi sağlayacak. Bir yerim kesildiği zaman oranın tamir edilmesini sağlayacak. Sizi görmedim çok uzun zamandır. Bir sene sonra görüyorum. Diyorum ki aa çok büyümüşsün, boyun uzamış. Aslında büyümüşsün derken, boyun uzamış derken, eskiden 5 milyar hücren varmış. Şimdi 6 milyar hücren olmuş demek istiyorum. Mitozun evreleriyle başlayalım. Yani çekirdek bölünmesinden bahsediyoruz. Bölünme yeteneği olan tüm canlı hücrelerde de tabii ki görülebilecek. Profesör Mete'nin anası telefon sitokinez satacakmış. Profazla başlıyorum. Profaz dediğimiz zaman zaten az cümle bileceksin. Kromatin iplikler, yani şöyle kocaman kromatin ipliğim vardı. DNA kendisine eşlemesini gerçekleştirdi. 2 tane kardeş kromatit var. Bunun genetik yapısıyla, kalıtımda biliyorsunuz ya siz. Bunun genetik yapısı birbiriyle aynı. Kardeş kromatitler kısalıp kalınlaşarak kromozomları meydana getirecekler. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Hani biz kısa yoldan şöyle çiziyoruz ya, aslında yanlış çiziyoruz. Doğrusu nasıl? Şöyle göstermemiz gerekiyor. Bununla bu birbirine fotokopisi. Şu da nasıl oluşmuş? Kromatin iplik ince uzunmuş. Böyle katlanmalar yapmış. Kısalıp kalınlaşarak, yani katlanarak kromozomlara dönüşecek. Nerede? Profaz evresinde. Tabii hücrenin içerisinde bir çekirdek zarı dediğimiz yapımız vardı. Çekirdek zarı da hücre bölünmesini engeller. O yüzden çekirdek zarı eriyip kaybolacak. Aynı zamanda çekirdekçik de tabii ki kaybolacak. İ ipliği dediğimiz, eğer hayvansal bir hücre ise sentrozom tarafından üretilen İ iplikleri oluşacak. Kromozomlar da böyle İ ipliklerine yavaş yavaş tutunmaya başlayacaklar. Bir daha. Çekirdek zarı erir, çekirdekçik kaybolur, endoplazmik retikulum, yıldız, kaybolur. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür, İ iplikleri de oluşmaya başlar. Metafaz evresinde ise kromozomlar ne yapacak? Hücrenin ekvatoral dizleminde yan yana dizilecekler. Kime tutunacak bunlar? İ ipliklerine tutunacaklar. Şunlar da hayvansal bir hücre olduğu için sentrozom organeli. Mesela diyoruz ki insanlar işte 2 eşittir 46 kromozomludur. Bu 46 kromozomu en net görebildiğimiz evre metafaz evresidir. Tabii 46 kromozomu buraya çizecek halimiz yok. 1, 2, 3, 4, 5 tane kromozom şekli koymuşuz diyeyim buraya. Gençler şöyle de bir bakayım 1, 2, 3, 4, 5 hatta 6 olsaydı daha da güzel olabilirdi. Kromozomları en net gördüğümüz evrede burası olmuş olacak. Bu annelerin gebeklilikte yaptığı tahliller falan var ya, bebeğin kromozom sayısında anormaller var mı yok mu? O çalışmalar da metafaz evresinde yapılıyor. Anafaz evresinde artık kardeş kromatitler birbirinden ayrılacak. Baktığın zaman şuranın da büyük A'ydı, burası büyük B'ydi, bunun da büyük A'sı şurasıydı, burası da büyük B'ydi. Kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığı için şuradaki genetik bilgiyle buradaki genetik bilgi zaten birbirinin aynısı. Bunlar ayrılınca oluşan hücrelerin de zaten o yüzden genetik bilgileri birbiriyle aynı olacak. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekildiler. Sentromer, zaten bu kromozomları bir arada tutan bölgeydi ya, sentromer bölünmesi gerçekleşti. Kinetokorlara tutunmamış olan iyi iplikleri birbirini iterek hücrenin hafiften de böyle telofaza hazırlık yapmasını sağlıyor. Telofaz dediğim zaman yapıştır, profazın tersi. İyi iplikleri kayboldu. Kromozomlar incelip uzayarak kromatin ipliklere dönüştü. Çekirdek zarı yeniden oluştu. Çekirdekçik yeniden oluştu. Endoplazmik retikulum yeniden oluşmaya başladı. Sitokinez ise sitoplazma bölünmesidir. Bileceğin iki tane fark var. Bitki hücresi ise başka, hayvan hücresi ise başka şekilde oluyor. Eğer bu bitki hücresi ise boğumlanma dediğimiz olay meydana gelemiyor. Ara çeper, ara lamel oluşumu dediğimiz olayla bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelecek. Eğer hayvansal bir hücre ise bir hücreden iki tane yavru hücre boğumlanma olayı sonucunda meydana gelecek. Bunların boğumlanmama yapma sebebi nedir? Çeper bulunmasından kaynaklanır. Çeperi olan hücrelerde boğumlanma meydana gelemez. Hayvan hücresiyle bitki hücresinin acayip çok sorusu çıkar, biz de çok yazıyoruz gençler. Bunların mitozunda iki tane fark var. Birincisi sitokinez, yani sitoplazmanın boğumlanma ile hayvan hücrelerinde olması. Bitkilerde ise ara plak, ara çeper, ara lamel oluşumuyla gerçekleşmesi. İkinci fark ise sentrozom dediğimiz bir organel var. Bak yazıyorum. Şimdi geçen seneden de biraz hatırla. Hücre iskeleti elemanları vardı, mikrotübüllü. Bunlardan işte 3 tanesi bir araya geliyor. Sonra üçlü 9 tanesi bir araya geliyor. Sentriol adını verdiğimiz organeli yapıyor. Şunların her biri de neymiş? Mikrotübül adını verdiğimiz protein ipliklermiş. 2 tane sentriol bir araya geldiği zaman da sentrozom adını verdiğimiz organel oluşuyor. Hayvansal hücrelerde sentrozom organeli var. Gayet sıkıntı yok. Sentrozom organeli tarafından iyi iplikleri oluşturuluyor. Bitkisel hücrelerde ise sentrozom organeli yok. Ama sitoplazmada mikrotübüller var. Zaten bu iyi ipliklerini oluşturan şey sentrozomun içindeki mikrotübül değil mi? Bitkilerde de sitoplazmada var. O yüzden de sitoplazmadaki mikrotübüller tarafından oluşturuluyor. Kelimeler birbirine yakın diye karıştırma. Sentriol, sentrozom aynı şey gibi düşünebilirsin. İki sentriol bir araya gelince sentrozom oluşuyor. Sentromer bölgesi ise şöyle kromozom olsun. Kromozomların bir arada tutulduğu bölgeye verilen isimdir. Hücre döngüsünde DNA miktarının değişiminden de bahsedelim. Şimdi mitozdan bahsedecek olursak hücre neyle başlamış? X ile başlamış. Hücre X ile başladığına göre DNA miktarında da değişiklik olmayacağına göre ne yapması lazım? X ile bitirmesi lazım. Ya da kromozom sayısı X ile başladıysa X ile bitirmesi lazım. İnterfazın S evresinde DNA işlenmiyor mu? O zaman S evresinde DNA miktarı 2 katına çıkacak. Sonra diğer evrelerde hop 2 katlı devam ettin. Sitokinez, sitoplazma bölünmesi gerçekleşince de zaten tekrardan yarıya indirmiş oldun. Kromozom sayısı başka bir şey. Kromozom dediğin şey X kromozom sayısına sahipse bu hücre, anafaz evresinde zıt kutuplara çekilenleri de artık kromozom olarak sayıyoruz. O yüzden orada 2 katına çıktı. Sitokinezle birlikte tekrar yarıya indi diyebiliriz. Gelelim hücre döngüsünün kontrolüne. Biz çok güzel anlattık. Hop işte dedik mitotik evre, sitokinez, bir hücreden iki tane hücre oldu diyoruz ama tabii ki olaylar öyle bizim anlattığımız gibi gerçekleşmiyor. Bu olayın gerçekleşmesinde görev yapan bazı kontrol noktaları var. Daha doğrusu bu olayın düzgün, kusursuz şekilde gerçekleşmesini sağlayan bazı kontrol noktaları var. Bu kontrol noktalarında devam et ya da dur sinyalleri dediğimiz sinyaller oluşacak. Bu devam et ve dur sinyallerinin oluştuğu noktalardan da biraz size bahsedeyim. Birinci noktamız G1 kontrol noktasıdır. İkinci noktamız G2 kontrol noktasıdır. Üçüncü noktamız ise M kontrol noktası dediğimiz noktadır. Birincisi, şimdi G1 kontrol noktası, interfazın da G1 evresi var. Oradan aklında kalsın, henüz DNA işlenmemiş. Ama DNA işlendikten sonra durmak yok, yola devam denilecek. O yüzden de G1 evresinde hücrenin gerekli büyüklüğe ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Bölünmeye ihtiyaç var mı? Madde alışverişinde sıkıntı yaşıyor muyuz? Hacim yüzey oranı bozuldu mu? Bunların kontrol edildiği yer G1 kontrol noktasıdır. G2 kontrol noktası ise interfazda S vardı, DNA işleniyordu. S'ten sonra G2 geliyordu. O zaman G2 kontrol noktasında da DNA'nın eşlenmesinde sorun var mı? Çünkü DNA'nı eşlerken sorun yaşadıysan bunu hücre bölünmesiyle birlikte diğer hücrelere taşıyacaksın demektir. Eğer bir sorun varsa bu sorun kontrol edilecek, dur sinyali verilecek, kendini düzel sonra devam et denecek. Eğer sorun yoksa hücre bölünmeye devam edecek. M kontrol noktası dediğimiz zaman da metafaz evresine denk geliyor. Metafaz evresinde neydi? Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine diziliyorlardı. İyi ipliklerine tutunuyorlardı. Düşünsene, 46 tane kromozomum var. 45 tanesi tutunmuş, bir tanesi tutunmamış. 45'i yarı yarıya böleceğim, 46'yı bölemeyeceğim. Bir yere fazla, bir yere eksik gidecek. Yani M kontrol noktasında da tüm kromozomlar iyi ipliklerine tutundu mu bu kontrol edilir. Hücre DNA'nın hasar görmesi, daha doğrusu hücrede DNA'nın hasar görmesi nedeniyle hücrelerin kontrolsüz büyüyüp çoğalmasına ise kanser hücrelerinin oluşumu, tümör oluşumu diyeceğiz. Kanser hücreleri bölünerek tümör denilen yığınları oluşturacaklar. Yani normal hücreler şöyle yapıyor. Bir hücre bölünüyor 2, 2'den bölünüyor 4, 8, 16, 32, bir dokuya değdi, daha bölünmeyeyim diyor. Üst kata çıkmıyor. Kanser hücrelerinde ise emre algılama yok, sınırsız bölünme var. Yani bölünüyor 2, 4, 8, 16, 32, bir dokuya değdi. Bana ne diyor? Bölünmeye devam ediyor. Bir savunma sistemi hücresi geliyor, öl diyor, ölmüyor. Sen kendini parçala diye buna emir veriliyor. Kendi kendini parçalamıyor. Besinimi tüketiyor, oksijenimi tüketiyor. Öyle bir yığın oluyor ki diğer canlı hücrelere yer bırakmıyor. Yani benim vücudumda dediğimi yapmayan, besinimi, oksijenimi tüketen bir kitle oluşuyor. Bu da kanser anlamına geliyor. İyi huylu tümör, kötü huylu tümörler var. İyi huylu tümör sadece bulunduğu dokudaysa, çok hızlı bir şekilde büyümüyorsa, etrafa yayılmıyorsa iyi huylu tümördür. Bazen bu tarz dokular insan vücudunda bulunduğu zaman doktor diyor ki bir bakalım. 3 ay sonra gel. 3 ay sonra bakalım ne kadar büyümüş. Eğer çok büyümediyse iyi huylu, takip edelim diyor. Ama kötü huylu tümörler aşırı derecede hızlı büyüyen, hatta diğer organlara yayılış yapan tümörlerdir. Diğer organlara yayılmasına da kanserin metastaz ismini veriyoruz. Kansere sebep olan etmenler arasında tabii ki sigara en başta, alkol, radyasyon, hava kirliliği örnek olarak verilebilir. Buradan da diğer bölümümüze, yani eşeysiz üremeye geçelim. Şimdi eşeysiz üreme dediğimiz zaman ana canlının döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşturmasına eşeysiz üreme ismini veriyoruz. Eşeysiz üremenin temeli de tabii ki mitoza dayanmış olacak gençler. Eşeysiz üreme sonucu oluşan yeni canlılar ana canlıyla aynı genetik özelliklere sahipler. Eğer böyle mutasyon gibi bir durum söz konusu olmadıysa, o yüzden de yıldız 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 bu canlıların değişen çevre koşullarına uyumu daha güçtür. Şey gibi düşün. Şurada bir tane ağacın var. Ağaç burada yaşıyorsa zaten bu çevre koşullarına uyum sağlamıştır. Ağacın gittim dalını kestim, şuraya ektim. Şimdi çevre koşulları değişti. Çevre koşulları değiştiği zaman bu uyum sağlayamayacak. Bu da genetik yapısı birebir aynı. Bu da uyum sağlayamayacak. Tam tersi cümleyi kuruyorum yani. Kulağımı diğer taraftan tutuyorum. Eşeğili üreme değişen çevre koşullarına uyumu arttırır. Genetik çeşitlilik var. Çevre şartları da değişmiş. Haliyle uyum yeteneğim de artacaktır diyeyim. Eşeğsiz üreme ile eşeğliği kıyas yaparsak tabii ki eşeğsiz üreme daha hızlı bir şekilde birey sayısının artmasını sağlayacak. Tek hücreli adamcıklarımızın başka bir alternatifi yok. Tabii ki eşeğsiz üreme yaparak çoğalacaklar. Bitkilerde, mantarlarda, hayvanlarda da göreceğiz. Bölünerek, tomurcuklanmayla, sporla, rejenerasyonla, partonogenezle bir de vejetatif üreme bitkilerde görülen eşeğsiz üreme çeşitlerimiz olacak. Hadi başlıyorum bölünerek üremeye. Şimdi bölünerek üreme prokaryot ve ökaryot tek hücreli canlılarda görülecek. Şimdi amibi düşün, belli başlı bir şekli yoktu. Hücre bölünmesi yaptığı zaman birey sayısı birden 2'ye çıktı. Amip gibi, öglana gibi, paramesyum gibi tek hücreli canlılar ne yapacaklar? Basit bir 2'ye bölünme, hop birey sayısında artış. Bakteriler de tek hücreli canlılar. Çekirdek mekirdek dediğimiz bir şey yok. Bakteri DNA'sını arttıracak, yani DNA'sını eşleyecek. Sonra eşlediği DNA'ları zıt kutuplara gönderdi. Arada hop çeperi yaptı, köprüyü kurdu, zarı yaptı, duvar varsa duvarı yaptı. Birey sayısını birden 2'ye çıkmış oldu. Haliyle çok hızlı artış sağlar. 1'ken 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 gibi. Bir bakteriyi buraya bırakıyorsun, uygun şartlar altında 20 dakikada bir bölünebiliyor. O zaman ben bir bakteriyi buraya bıraksam ertesi gün geldiğimde odanın içinde bakteriden adım atamayacak hal olması lazım. Ama öyle olmuyor. Besin bulamıyorlar, arada rekabet çıkıyor, çevresel faktörler etkili oluyor. Böyle sınırsız şekilde tabii ki bölünmüyorlar diyeyim gençler. Sonra bir de tomurcuklanma dediğimiz olay söz konusu. Tomurcuklanma da kimlerde görülecek? Yıldız, bira mayası fix örnekler çıkar. Bir de hidra dediğimiz canlıda görülecek. Bira mayası bir mantardır, tek hücreli mantar. Hidra ise sölenterler grubuna dahil bir hayvandır. Mesela bira mayasının vücudunda bir tane tomurcuk meydana gelmiş. Bu tomurcuk büyüyüp gelişerek yeni bir bira mayasını meydana getirmiş. Oluşan bira mayaları ana bireye bağlı kalarak koloni oluşturarak yaşayabiliyor veya ayrı bir bireye de dönüşebiliyorlar. Diğer bir güzel örneği de en çok sorularda çıkan şöyle hidra dediğimiz suyun zeminine bağlı yaşayan hayvan. Vücudunda bir tomurcuk çıkıyor. Bu tomurcuk mitozda büyüyüp yeni hidrayı meydana getiriyor. Hidra da başkalaşım geçirince deniz anası oluyor. Yani aynı canlıdan bahsediyoruz. Hemen sporla üremeyi de söylüyorum. Spor demek bir tane üreme hücresi yaptın. Bu hücrenin etrafını dayanıklı bir kılıfla sardın. Hava sıcaklığı değişti, asitleşti, bazikleşti, o oldu, bu oldu. Bu şartlara dayanıklı o hücreye spor ismini veriyoruz. Yani kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı, özelleşmiş üreme hücrelerine spor adını vereceğiz. Sporların uygun şartlarda gelişip yeni canlılar oluşturmasına da sporla üreme ismini veriyoruz. Yine protist aleminde geçen seneden hatırlayın, sıtma hastalığına sebep olan plazmodium malaria adını verdiğimiz bir tane tek hücreli canlımız vardı. Tabii ki bu sporla üreme yapacak. Bazı mantarlarda sporla üreme görülecek, hatta çoğu mantarda görülecek. Mantarları gözümüzle göremiyoruz. Sporlarını etrafa yayıyorlar. Sonra yağmur yağıyor, bir şeyler oluyor. Koşullar uygunlaşıyor. Bir bakıyorsun her yerden mantarlar çıkmış. Mantar gibi yerden bittin sen de aniden derler ya. Aslında sporları var mantarların. Aniden büyüme meydana geliyor. Karayosunu ve eğrelti otu gibi tohumsuz bitkilerde de tabii ki sporla üreme dediğimiz olay meydana gelecek. Adı üstünde bunların tohumları yani sporları yok. Geleyim rejenerasyon ile üremeye. Rejenerasyon aslında canlının kopan bir parçasının tamir edilip yeni bir canlı oluşmasıdır. Mesela deniz yıldızını 2'ye bölmüşüz. Burada da bir deniz yıldızının parçası, burada da bir deniz yıldızının parçası var. Her bir parça kendini tamamlamış. Sayı 1'ken 2'ye çıkmış. O yüzden de eşeysiz üreme olarak kabul ediyoruz gençler. En güzel örnekleri de kim? Deniz yıldızı. Bir de sorularda Planaria adını verdiğimiz solucan türü karşınıza çıkacaktır. Planaria'yı da böyle vücudunu 3 parçaya ayırıyorlar ya da boydan bölüyorlar. Solucan bu. Her bir parça kendini yenileyebiliyor. Yine sorularda çok çıkacak. Kertenkelenin gittim kuyruğuna bastım. Kertenkele kuyruğu bıraktı, kendi vın kaçtı. Kertenkelenin kuyruğu burada kalmıştı ya. kuyruktan yeni bir kertenkele olmuyor ama kaçan kertenkele kendine yeni bir kuyruk yapabiliyor. Rejenerasyon kelime anlamı olarak yenilenme demektir. Kertenkelede de yenilenme görülür ama üreme bakımından değil. Kuyruktan da yeni kertenkele olaydı, o zaman bu bizim için rejenerasyonla üreme olurdu. Birey sayısı arttığı için. Veya işte ben kendimi nerem kesikti? Ben kendimi kesmişim. Buradan bir hücre kümesi kopmuş. Burası kendini yenileyerek tamir etti ama bu kopan hücre kümesinden yeni bir seda olmadı. O zaman bendeki bu yenilenme de rejenerasyonla üremeye örnek olamaz. Bendeki doku düzeyinde, kertenkeledeki organ düzeyinde, bunlardaki vücut düzeyinde üremek amaçlı oluyor. Genellikle kelimesini başına yazalım. Genellikle canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği de azalmış olacaktır gençler. Sonra partenogenez, 2 sene önce üniversite sınavında da çıktı gençler. Partenogenez ne demek? Yumurtaların döllenme olmaksızın gelişmesine partenogenez ismini veriyoruz. Yani döllenmemiş yumurtadan yeni birey oluşması anlamına geliyor. Şimdi normal şartlarda tür içerisinde kromozom sayısı sabittir biliyorsunuz ki. Bütün insanlar 46, bütün köpekler 78 deyip duruyoruz ama arılar sosyetedir. Sosyal grup oluşturmuştur. Sosyete kelimesi de oradan geliyor. Bunlarda kromozom sayısı farklı. Dişiler 2n yani 2 katı kromozom sayısına sahipken erkekler n kromozomlu. Yani erkeklerde her özellikle ilgili bir gen var. Dişilerde ise her özellikle ilgili 2 tane gen var. Ve bunların kolonilerinde kraliçe arılar, erkek arılar, bir de işçi arıyı bulamadım. İşçi arılar var. İşçi arılar da dişi bireylerdir. Kraliçe arılar da dişi bireylerdir. İşçi arılar kısır, kraliçe arılar ise üreme yeteneği olan bireylerdir. Kraliçe arı 2n'li mayoz bölünmeyi yaptı, yumurtaları meydana getirdi. Erkek arılarda n kromozomlu mayoz yapamaz, mitoz yaptı, spermleri meydana getirdi. Yumurta ve spermin birleşmesiyle döllenme yani zigot meydana geliyor. Zigotlar 2n kromozomlu olduğuna göre zaten bunlar dişidir. Çiçek tozuyla, polen tozuyla beslerlerse işçi arılar oluyor. Arı sütü denilen özel bir salgıyla beslerlerse kraliçe arı oluyorlar. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Burası eşeyli üreme gibi döllenmeler işin içerisine girdi. Yalnız arılarda döllenmemiş yumurta gelişerek yeni bir erkek arıyı meydana getirebiliyor. Döllenmemiş yumurtadan yeni bir birey meydana geldiği için bu kısmı eşeysiz üreme olarak kabul ediyoruz gençler. Birçok canlı grubunda da görülüyor ama soruların %80'i tabii ki arılar üstünde gelecektir diyeyim. Bitkilerin kök, gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarını kopartıp oradan yeni bir bitki yetiştirilmesine de vejetatif üreme ismini vereceğiz. Aslında şuraya benziyor. Gidiyorsun bitkinin dalını kesiyorsun, toprağa ekiyorsun. Oradan yeni bir bitki meydana geliyor. Genetik yapısı diğeriyle aynı. O yüzden de rejenerasyon temeline dayanacak. Yumruğuyla üreme, soğanla üreme, rizomla üreme, sürünücü gövdeyle üreme veya daldırma yöntemiyle üreme gibi yöntemlerimiz var. Aşılama yöntemi de çok kullanılır. Ne yaparlar? Bir tane ana bitkiyi alırlar. Anaç ismini verip sonra buna bir kesik atıp aşı dediğimiz diğer bitkiyi koyuyorlar. Böyle bir etrafını bezle sarıyorlar. 2 taraf yaralı olduğu için yaralar birbirini tamamlıyor. 1 sene sonra açtıkları zaman 2 dalın birbiriyle kaynaştığını görüyorlar. Bitkilerde özellikle bu tarımda çok kullanılıyor. Neden? Şimdi şey gibi hayal edin. Çok kısa anlatacağım. Eğer böyle eksiğiniz varsa konu anlatımlarına dönün gençler. Bu özet olduğu için ben çok kısa hepsinden bahsediyorum. Gözünüzde canlansın diye. Diyelim ki ben bitki yetiştiriciliği yapacağım. Tarımdan para kazanacağım. Ben bir bitkinin tohumunu da ekebilirim. O bitkiden bir parça ekip onu da ekebilirim. Tohum eşeyli üreme sonucunda oluşmuştur. O yüzden de genetik çeşitlilik vardır. Ben bunun sonucunda açığa çıkacak canlının genetik yapısını bilmiyorum. Ben bu portakalın tohumunu ektim de belki küçük küçük portakallar olacak. Belki susuz portakallar olacak. Senelerce o tarlaya ekeceğim, biçeceğim. Neticeyi bilmiyorum. Ama elimde böyle sulu sulu güzel güzel portakal üreten bir ağaç varsa, o ağacın dalını kesersem vereceği ürünü biliyorum. Çünkü genetik yapıları birbiriyle aynı olacak. Bu nedenle tarımda çok fazla derecede gençler vejetatif üreme yöntemleri tabii ki kullanılır. Gelelim mayoz ve eşeyli üreme dediğimiz kısma. Şimdi mayoz dediğimiz zaman eşey ana hücrelerinde meydana gelecek düşme, bazen yazıyoruz. Aşağıda verilen hücrelerden hangileri mayoz geçirebilir? Sperm hücresi. Sperm hücresi en kromozomludur. En kromozomlu nereye mayoz geçiriyor? Yumurta hücresi en kromozomludur. Mayoz geçiremez. Yumurta ana hücresi, sperm ana hücresi mayoz geçirebilir. Mayoz ve döllenme dediğimiz olaylarda tabii ki eşeyli üremenin temelini meydana getirecek gençler. Mayoz sonucu oluşan ve döllenme için farklılaşan hücrelere de hop gamet yani üreme hücresi ismini vereceğiz. Gametlerin mayozla meydana getirilmesi olayına gametogenez diyeceğiz. Dişi gametleri yumurta, erkek gametleri de tabii ki sperm ismini verdik. Şimdi kromozomlar üzerinden küçük bir hatırlatma yapayım. Bir anneden, diğeri babadan gelen, şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen kromozomlara homolog kromozom ismini vereceğiz. Şimdi bakıyorum, bu benim annemden gelen işte kahverengi gözgenim, bu da babamdan gelen mavi gözgenim. Homolog kromozom çünkü bu da gözgenini, bu da gözgenini taşıyor. Daha sonra DNA işlenmesini yaptığım zaman anamdan gelen kahverengi gözgenlerini, babamdan gelen mavi gözgenlerini eşledim. Bunlara baktığım zaman eşlenmiş homolog kromozomlar oldu. Şu ikisinin genetik yapısı birbiriyle aynı, kardeş kromatit. Bu ikisinin farklı, kardeş olmayan kromatit ismini verdik. Eğer benim her şeyle ilgili iki tane genim varsa, gözümle ilgili, cinsiyetimle ilgili 2N kromozomlu canlıyım. Her şeyle ilgili bir tane genim varsa, göz rengimle ilgili, ne bileyim işte boy uzunluğumla ilgili, o zaman N kromozomlu yani haploid bir canlıyım. Mayoz bölünmenin amacı ne? Tabii ki gamet oluşumu ve gamet oluşumu sırasında kromozom sayısının yarıya inmesi. Yıldız, 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 bu cümleye daha düşmeyenini görmedim. Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar dedi. Aşağıda verilenler, yukarıda bu cümleyi yazdım. Aşağıda dedim ki yukarıda verilen olayların mayoz ve mitoza ait olma durumuna göre eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? Tür içi kromozom sayısının sabit kalması. Tür içi kromozom sayısının sabit, mitoz yapıştırdın ve düştün. Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan şey mayoz bölünmedir. Tüm insanlar 46 kromozomlu. Çünkü babam 46 kromozomluydu, mayozla sperm yaptı. Annem 46 kromozomluydu, mayozla yumurta yaptı. Yumurta ve sperm 23 kromozomluydu. İkisi birleşince 46 kromozomlu ben oldum. Yani mayoz olmasaydı tür içinde kromozom sayısı sabit kalmazdı gençler. Yıldız atın, çok düşüyorsunuz biliyorum. Mayoz kalıtsal çeşitliliği tabii ki sağlayacak. Canlının da hayatının belli bir bölümünde meydana gelecek. Biliyorsunuz ki ergenlik dönemine girmemizle birlikte mayoz bölünme geçirmeye başlıyoruz. Dişilerde mayoz bölünmenin bitmesi gibi bir durum söz konusu. Menopoza giriyoruz. Artık mayoz yapamıyoruz. Erkeklerde ise azalması, yani kadınlar gibi keskin a bitti olmuyor ama azalması, kalitenin düşmesi söz konusu oluyor. Mayoz sırasında da bir kez interfaz, iki kez de mitotik evre meydana gelecek gençler. Yani iki kez sitokinezi yapacağız, iki kez de mitozu yapacağız. Mayoz bölünme sonucunda da 4 tane kromozom sayısı yarıya inmiş hücre elde edeceğiz. Birinci bölünme dediğimiz zaman mayoz 1'den bahsediyoruz. Mayoz 1. Burası da mayoz 2 dediğimiz aşama olacak. Mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı tabii ki yarıya inmiş olacak. Eşey ana hücrelerinin hücre döngüsü yani mayozundan da bahsedecek olursak, dediğimiz gibi interfaz bir kere, o da en başta. Sonra mayozdan mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere ikiye ayrılacak. Mayoz 1'i de çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olarak ikiye ayıracağız. Karyokinez ismini de verebiliyoruz. Yine çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olarak ikiye ayıracağız. Aradaki fark ne? Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1 dedik. Burada ise profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 kelimelerini kullanacağız. İnterfazı çok uzun uzun anlatmıyorum. Mitozun interfazında dediğim her şey geçerli. DNA eşlenerek 2 katına çıkar. S evresinde ATP miktarı artar, enzim sentezi artar, hücrenin hacmi artar, organel sayısı artar diyeyim gençler. Sonra mayoz 1'e başlanır. Mayoz 1'in de en can alıcı evresi profaz 1 dediğimiz evredir. Eşlenen kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşecekler. Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolacak, iyi iplikleri oluşmaya başlayacak. Yıldız. Homolog kromozomlar yan yana gelerek dörtlü kromatitleri meydana getirecek. Yani tetrat dediğimiz olay meydana gelecek. Homolog kromozom tetrat kelimelerini duyuyorsan yapıştır, mayoz bölünmededir. Yine mayoz bölünmede genetik çeşitlilik oluşmasını sağlayan en can alıcı olay parça değişimi, yani crossing over dediğimiz olaydır. Crossing over'da tabii ki mayoz bölünmenin profaz 1 evresinde meydana gelecek. Kromozomların kinetokorlarından iyi ipliklerine tutunarak ekvatoral düzleme doğru geç etmeye başladığı evre yine profaz 1 evresi olacak. Zaten böyle tetratları bir arada görüyorsan, şurayı kapatayım. Tetratları şöyle bir arada görüyorsan bunun mayozda olduğunu hemen anlayacaksın. Homolog kromozomlar karşılıklı gelecek şekilde, yani ya da şöyle der, tetratlar ekvatoral düzleme rastgele dizilecek. Kromozomların kinetokorlarına da iyi ipliklerinin bağlanıp bağlanmadığı tabii ki kontrol edilecek. Metafazdan sonra ne gelecek? Anafaz evresi gelecek. Anafaz evresine baktığımız zaman da zıt kutuplara, hani mitozda kardeş kromatitler geçiyordu ya, anafaz 1'de ise kromozomlar çekilecek. Yani yine kromozomların zıt kutuplara çekildiğini görüyorsan yapıştır, mayoz bölünmedir. Homolog kromozomlar iyi iplikleri yardımıyla birbirinden ayrılacak, rastgele ve zıt kutuplara çekilecekler. Farklı kutuplara gitmeyle de kromozom sayısı tabii ki yarıya inmiş olacak. Telofaz 1 evresi, hop yavaştan ne yaptım? Sitokineze de hazırlandım. Bu evrede eşlenmiş kromatinler bir arada bulunacaklar. Çekirdek zarı ve çekirdekçik dediğimiz yapılar da canlı türüne özgü olarak yeniden oluşabilir, oluşmaya da bilir gençler diyeyim. Çünkü bunun ikinci safhası var ya, ikinci evrede tekrar yok edilmesi olmasın diye bazı canlılar yeniden oluşturmuyor. Ama bazı hücrelerde ise yeniden oluşum söz konusu oluyor. Sitokinez 1 dediğimiz zaman da sitoplazma bölünmesinden bahsediyoruz. Hayvan hücrelerinde ne yapacaktı? Boğumlanmayla, bitki hücrelerinde ise ara lamel oluşumuyla meydana gelecekti. Yıldız, mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya iner. En kromozomlu 2 tane yavru hücre oluşur diyeyim. Gençler, oradan da hemen geliyorum mayoz 2 dediğimiz aşamaya. Bunu bazen okul hocalarınız, ay yazmıyorum mitozun aynısı deyip tahtaya çizme gereksinimi bile duymuyorlar. Tabii ki biz göstereceğiz ama buradan şu sonuca var. Mayoz 2 ile mitoz şekilsel olarak birbiriyle aynı. Yani ben bir hücreye baktığım zaman mitoz mu yapıyor, mayoz 2'de mi anlayamam gençler. Mayoz 1'de ise anlayabilirim ama mitoz mu mayoz 2'de mi anlayamam. Yani şu parça değişimini görmesem, renk değişikliği olmasa, yani mitoz da yapıyor olabilir, mayoz 2'de de olabilir diyelim ki burada mayoz 2'de olduğunu görüyoruz. İyi iplikleri oluşur, kromozomlar iyi ipliklerine kinetokorlarından bağlanır, ekvatoral düzleme hareket etmeye başlar. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tabii ki oluştuysa kaybolacak. Metafaz 1'de ise kromozomlar ekvatoral düzlemde tabii ki yan yana dizilecekler. Anafaz 2'de ise aynı mitozdaki gibi kardeş kromatitler birbirinden ayrılacaklar. Artık zıt kutuplara gidenlerin her birine de kromozom ismini vereceğiz. Telofaz 2 dediğimiz zaman kromozomlar tekrardan kromatin ipliklere dönüşecek. İyi iplikleri de kaybolacak. Çekirdek zarı, çekirdekçik, endoplazmik retikulum yeniden oluşacak. Ve buradan da hop sitokinez 2'ye geçiş yapacağız. Bu evrede sitoplazma bölünmesi tamamlanacak. Zaten en kromozomluydu hücreler. Böylelikle en kromozomlu 4 tane hücre oluşmuş olacak. Yavru hücrelerin sitoplazma miktarı ve organel sayısı da farklılık gösterebilecek. Oluşan hücreler kalıtsal olarak da birbirinden farklı olacak. DNA miktarının değişiminden bahsedelim. Şimdi mayoz bölünmede başta DNA miktarı 2x'e, mayozda kromozom sayısı yarıya indiğine göre DNA miktarı da yarıya inecek. Yani neyle tamamlayacaksın? X ile tamamlayacaksın. G1S, S evresinde DNA miktarı ne olacak? 2'ye çıkacak. 2 katına çıkacak. DNA'nın eşlenmesi S'de olduğu için. Sitoplazma bölünmesini yaptım. Mayoz 1'in sonunda 2'ye çıkarttığını tekrar eski haline getirdin. Yani 4x'e çıkmıştı. 2x oldu. 2x de en sonunda x'e düşmüş olacak DNA miktarı. Kromozom sayısına bakacak olursak kromozomlar zaten profazda oluşuyorlardı. İnterfazda bir sıkıntımız yok. Sitokinez 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya inmiş olacak gençler. Sonra artık anafaz 2'de zıt kutuplara çekilenlerin hepsine de kromozom diyorduk ya. O yüzden geçici olarak 2 katına çıkmıştır diyebiliriz. Ama sonuca baktığın zaman 46 kromozomlusun. 23 kromozom olarak bitirmen gerekiyor. Mitoz ve mayoz bölünmenin farklarından ve ortak özelliklerinden de bahsedelim. Mitoz mayoz defterini kapatalım. Şimdi mitoza baktığımız zaman tabii ki vücut hücrelerinde meydana gelecek. Mayoz ise eşey ana hücrelerinde görülecek. Mitoz sıkıntı yok. En, 2N, 3N her hücre geçirebilir. Mayoz ise sadece 2N kromozomlu hücreler geçirecek. Mitoz bütün organlarda görülebilir. Mayoz ise sadece eşey organlarında, yumurtalıklarda, testislerde, yumurta ana hücresinde, sperm ana hücresinde görülecek. Mitoz zigottan ölene kadar hayatın bütün bölümlerinde görülecek. Ama mayoz bölümü hayatın sadece üreme olayının gerçekleştiği döngüsel bölümünde görülecek. Mitoz sonucunda 2 tane yavru hücre meydana gelirken mayoz sonucunda 4 tane yavru hücre olacak. Mitozda bir kere çekirdeği eşledim, bir kere de sitoplazmayı. Daha doğrusu bir kere çekirdeği böldün, bir kere de sitoplazmayı böldün. Mayozda ise 2 tur döndün. 2 kere çekirdeği böldün, 2 kere de sitoplazmayı böldün. Mitoz genetik çeşitlilik yaratmaz, kalıtsal çeşitlilik değişmez, kromozom sayısı değişmez. Mayozda ise kromozom sayısı yarıya indi. Tabii ki kalıtsal çeşitlilik de meydana geldi. Mitoz büyüme, gelişme, tamirat için yapıldı. Mayozu yapmaktaki amacımız ise eşeyli üremedir diyeyim gençler. Sinapsis, tetrat, crossing over görürsen yapıştır mayozu. Mitozda bu olaylar söz konusu değil. Mayozun da neresinde? Profaz 1'inde. Homolog kromozom kelimesini duymadık. Mitozda, yani homolog kromozomların oluşması, homolog kromozomların ayrılması, bunlar mitozda değil. Mayoz 1'de ise homolog kromozomlar birbirinden ayrılacak. İkisinin ortak noktalarına bakalım. Sonuçta ikisinde de hücre sayısı artacak. Bölünme öncesinde interfazda ikisinde de DNA işlenmesi var. İkisi de tabii ki üremede görevlidir. Mitozda birçok canlının üremesinde sağlayabiliyor. Kardeş kromatitlerin ayrılması mayoz 2'de ve mitozda ortak. Hayvansal bir hücre ise sentrozom eşlenmesi, çekirdek zarının kaybolması, ipliklerinin oluşumu, çekirdekçiklerin kaybolması gibi olaylar tabii ki ortak olarak görülecek. Gelelim eşeyli üremeye. Eşeyli üreme dediğimiz zaman da farklı eşeylerin oluşturduğu dişi ve erkek gametlerin birleşmesiyle meydana gelen üreme şeklinden bahsediyoruz. Eşeyli üremenin temeli tabii ki mayozla üreme hücrelerinin meydana getirilmesine ve döllenmeye dayanacak. Üreme hızı eşeysiz üremeye bakarak daha düşük bir üremeden bahsediyoruz. Oluşan yavrular hem ebeveynlerinden hem de birbirlerinden farklı kalıtsal özelliklere tabii ki sahip olacaklar. Eşeyli üreme canlı değişen çevre koşullarına da uyum yeteneğini arttıracak. Çevre koşulu değişmiş, genetik çeşitlilik de değiştiğine göre uyum yeteneği tabii ki artar. Mantarlarda, bitkilerde, hayvanlarda eşeyli üreme birey sayısını tabii ki arttırır diyeyim gençler. Haploid üreme hücrelerinin içeriğinin birleşmesine, yani yumurtanın çekirdeğiyle spermin çekirdeğinin birleşmesine döllenme dedik. Döllenme sonucunda oluşan ilk hücrede bizim zigotumuzdu. Zigottan mitoz bölünmeler geçirecek, farklılaşacak, gelişecek. Embriyoyu oradan da bebişi meydana getirmiş olacak. Eşeysiz üreme ile eşeyli üremeyi de kendi içinde kıyas yapalım. Eşeysiz üremenin temeli tabii ki mitoza dayanacak. Eşeyli üremede ise mayozu göreceğiz. Eşeysiz üremede kalıtsal çeşitlilik diye bir şey yok. Ana hücrenin birebir aynısı. Mayozda ise kalıtsal çeşitlilik meydana gelecek. Eşeysiz üreme, ikisini kıyas yaparsan tabii ki daha hızlı. Tarlaya böyle dala ektiğim zaman 2 sene sonra meyve topluyorum. Tohumu ekersem 10 sene sonra topluyorum. Oluşan bireyler çevre koşullarına, bireyler çevre koşullarına demeyeyim, değişen çevre koşullarına, eğer çevre koşulları değiştiyse dayanıksızdır. Ama çevre koşulları değişiyor, genetik çeşitlilik olduğu için daha dayanıklıdır. Döllenme eşeğsiz üremede zaten görülmez. Yavrular tek ana canlıdan gelişir. Burada ise döllenme söz konusu olacak. Erkek ve dişi bireylere ait üreme hücrelerinin birleşmesi sonucunda da yavrular meydana gelecek. Hadi bakalım ikinci ünite. Kalıtım ve biyoçeşitlilikten de bahsedelim. Kalıtımın genel esasları dediğimiz zaman canlıların sahip oldukları özelliklerin dölden döle aktarılmasına kalıtım ismini vereceğiz. Ebeveynlerden oğul döllere genlerle aktarılan özelliklere ise kalıtsal özellikler ismini vereceğiz. Canlılar arasında çeşitlilik gösteren, dölden döle aktarılan bireylerin sahip olduğu niteliklerin her birine karakter diyeceğiz. Göz rengi karakteri, kan grubu karakteri, cinsiyet karakteri, mavi gözlü özellik, dişi olma özellik, uzun boylu olma özellik. Boy uzunluğu bir karakter, uzun boy ise onun özelliğidir gençler. Ve aynı karakter üzerine etki eden genlere de alel ismini vereceğiz. Mesela kahverengi gözgeni, mavi gözgeni, ikisi de gözgeni. Demek ki bunlar birbirinin alelidir diyeceğiz. Bir karakterle ilgili genin aynı allellerine sahip canlılara homozigot diyeceğiz. Yani büyük A büyük A olan ya da küçük A küçük A aynı allelleri taşıyanlar homozigottur. Sonra büyük A küçük A olanlar, yani farklı allelleri taşıyanlar da heterozigottur. Canlının gen yapısının tamamına, iç görünüşüne genotip diyeceğiz. Bunun dışarıya yansımasına ise fenotip diyeceğiz. Mesela ben heterozigot kahverengi gözlüyüm. Bu benim genotipim. Ama dışarıdan bakarsan beni ne olarak göreceksin? Kahverengi gözlü olarak göreceksin. Heterozigot durumda canlının fenotipinde etkisini gösteren allele baskın gen diyeceğiz. Gösteremeyene ise çekinik, yani resesif ismini vereceğiz gençler. Genetikte soru çözerken de tabii ki olasılık ilkelerine dayanacağız. Olasılık ne demekti? Şansa bağlı olarak gerçekleşen bir olay, bağımsız yeni bir olayın sonucunu tabii ki etkilemez. Bir parayı havaya attığımızda sonucun tura gelme olasılığı ya yazı gelecektir ya tura gelecektir. 1/2. Aynı anda havaya atılan iki paranın İkisinin de yazı gelme ihtimali. Birincinin yazı gelme ihtimali 1/2. Birincisi yazı geldi diye bu da illa yazı gelecek diye bir şey yok. Yine ihtimal dahilinde 1/2. İkisinin birlikte gelme ihtimali ise 1/4 olur gençler. Aynı sonuca iki farklı durumla ulaşılıyorsa bu durumların ayrı ayrı olma ihtimallerinin toplamı ile sonuç elde edilir. Bir para iki kez havaya atıldığında atışların birinci durumda yazıya tura, yani 1/2 çarpı 1/2 yazıya tura. İkinci durumda ise turaya yazı 1/2'ye 1/2 diyeceğiz. Sonra bunları birbiriyle toplayacağız gençler. Bunlar çok fazla derecede karşımıza çıkmayacak ama çarpma yapmamız gerektiğini unutmayın. Mendel tabii ki çalışmalarını bezelye bitkisiyle yaptı. Bezelye bitkisini kullanması da onu başarıya götürdü. Bezelye kolay yetiştiriliyordu, gözle görülür, böyle birbirinden çat çat ayırt edilebilen özellikleri vardı. Sarı tohum, yeşil tohum, mor çiçek, beyaz çiçek, uzun gövde, kısa gövde gibi gözle görülebilir özellikleri vardı. Hem kendi kendine tozlaşma hem de çapraz tozlaşma yapabiliyordu. Mendel tohumları taşıyabildi. Kısa sürede çok döl veriyordu. Yetiştirilmesi tabii ki kolaydı diyeyim. O yüzden de Mendel bezelyeleri kullandı ve başarılı oldu. Bağımsız gen ve bağlı gen kavramlarımız da var. Bunların allellere taşınması da farklı şekillerde meydana gelecektir. Önce gamet çeşidini bulmaktan bahsedeyim. Mesela büyük A büyük B genotipine sahip biri büyük A büyük A ise mutlaka büyük A'yı vermek zorunda. Büyük B ise büyük B'den başka alternatifi yok. Yani %100 büyük A büyük B'yi oluşturacaktır. Burada da yine aynı mantık var. Küçük A'yı verecek, küçük B'yi verecek, başka nesi var ki? Buraya baktın, yine aynı. Büyük A'yı verecek, küçük B'yi verecek, başka alternatif yok. Şöyle deme. Ya hocam büyük A'ya küçük A olur mu öyle şey? A'dan da verecek, B'den de verecek. A gözüyle ilgili Atıyorum B saçıyla ilgili. Gözle ilgili 2 gen versin de saçtan gen vermesin diye bir şey olur mu? Olmaz. Gözden de bir gen verecek, saçtan da bir gen verecek, diğer taraftan da gelecek. Bu yine 2 genli olacak diyeyim gençler. Gamet çeşidini bulmada da çatallandırma yöntemi dediğimiz bir yöntemi kullanabiliyorduk. Mesela sana büyük A, küçük A, büyük B, küçük B dediği zaman heterozigotları sayıyorduk. 2 üzeri N, yani burada 2 tane heterozigot var. 2 üzeri 2'den 4 tane gamet oluşur diyorduk. 4'ü yazması kolay zaten. Büyük A, büyük B, büyük A, küçük B, küçük A, büyük B, küçük A, küçük B olabilir. Çatallandırma yönteminde de şöyle yapıyorduk. Mesela diyorduk ki büyük A'yı da verebilir, küçük A'yı da verebilir. Büyük A'nın karşısına büyük B de gelebilir, küçük B de gelebilir. Büyük B de küçük B de gelebilir diyorduk. Sonra terse doğru gitmeye başlıyorsun. Hop, büyük A'ya büyük B. Hop, büyük A'ya küçük B. Hop, küçük A'ya büyük B. Küçük A'ya küçük B olabilir diyorduk. Daha uzun yazarsa veya okuldaki hoca illa çatallandırma yöntemini kullanarak yapın derse kullanırsınız. Ama test tekniğinde çok işimize yarayacak bir yöntem değil. Hemen bir tane soru çözeyim. Crossing over varsa gamet çeşidi sayısı hesaplanırken bağlı genler bağımsız gen gibi düşünülecek. Bağımsız genlerde gamet çeşidini de 2 üzeri n formülüyle buluyorduk. N'de heterozigot karakter sayımızdı. Mesela dıt genotipli bireyin tüm genleri farklı kromozomlar üzerinde olan bireyin gamet çeşidi sayısı kaçtır diyor. Hayal edecek olursak bir kere farklı yerde olduğu için büyük A'ya küçük A, büyük B'ye küçük B veya büyük E'ye küçük E şeklinde de düşünebilirsin. Heterozigotları sayacağımız için saymaya başladım. 1, 2, 3. 2 üzeri 3'ten hop 8 çeşit gamet oluşturur yazacaksın. İstersen çatallandırmayla da giderdim. Büyük A'ya küçük A olabilir. Büyük B'ye küçük B verebilir. Büyük B'ye küçük B verebilir. Sonra yazdın E mi demişiz? Büyük E küçük E hop. Büyük E küçük E. Buraya da büyük E küçük E. Buraya da büyük E küçük E. Terse doğru gidersen de 8 çeşit gameti bulacaksındır. Ama test tekniğinde çok kullandığımız bir yöntem değil dediğim gibi. Gelelim monohibrit çaprazlamaya. Mono ne demekti? Tek karakter. Hibrit de heterozigot demekti. Bir karakter bakımından heterozigot bireylerin çaprazlanmasına monohibrit çaprazlama ismini vereceğiz. Mendel F1/4'ünün bütün bireylerinin heterozigot olup birbirine benzediğini tespit etti. Buna da benzerlik ilkesi ismini verdi gençler. Buna ayrılma yasası da dedi. Hangi allelin hangi gamete ve bireye gideceği bağımsız olarak belirlenir. Yani bağımsız dağılım yasası da geçerlidir dedi. Soru üstünden göstereceğim tabii ki. Sonra baktığımız zaman kontrol çaprazlamasından da bahsedelim. Kontrol çaprazlaması ne demek? Şimdi bir kişi var. Bu kişi baskın özelliğe sahip. Mesela bezelye bitkisinde mor çiçekli olmak beyaz çiçekli olmaya baskındır. Benim de elimde bir tane mor çiçeğim var. Mor çiçeğim büyük M mi acaba, büyük M küçük M mi bilmiyorum. Yani homozigot mu heterozigot mu bilmiyorum. Bunu tutuyorum beyaz bir çiçekle çaprazlıyorum. Beyaz bir çiçekle çaprazladığım zaman hiç beyaz çıkmıyorsa, hepsi ölümüne mor oluyorsa o zaman bu büyük M büyük M'dir. Eğer arada beyazlar da çıkıyorsa, morlar da çıkıyorsa bu büyük M küçük M'dir. Yani fenotipini bildiğin bireyin genotipini belirlemek için onu çaprazla evlendirmen anlamına geliyor. İnsan üstünden anlatmak hoş değil ama bir tane örnek vereyim. Mesela biriniz işte kahverengi gözlüsün. Kahverengi gözlü olduğuna göre büyük A da olabilirsin, büyük A küçük A da olabilirsin. Gider mavi gözlü biriyle evlenirsin, mavi gözlü çocukların olur. Zaten diğer taraftan maviyi aldı, genin diğerini de senden almak zorunda. Eğer senin mavi gözlü çocuğun olursa kesin büyük A küçük A'sındır diyeceğiz. Ama insanda olasılıklar daha düşük, çocuk daha az olduğu için bunları tutuyorlar 5000 tane döl verdirtiyorlar. 5000 tane dölde hiç mi beyaz çıkmaz? Çıkmıyor. O zaman büyük M büyük M'dir diyorlar. Dihibrit çaprazlama dediğimiz zaman da iki karakter yönüyle melez olan bireylerin çaprazlanmasından bahsediyoruz. Hibritlik derecesi eşit olan çaprazlamalarda heterozigot karakter sayısı olmak üzere fenotip çeşidini ve genotip çeşidini bulabiliyoruz. 2 üzeri n fenotip çeşidini, 3 üzeri n de genotip çeşidini verecek gençler. Bilmemiz gereken şey de 9-3-3-1 kuralıydı. Fenotip çeşidi ve genotip çeşidini buradan hesaplayabiliyorduk. Eş baskınlık ise Mendel'den sonra ortaya çıkmıştı. İki gen birbirine tam baskınlık ve çekiniklik kuramıyordu. İki genin özelliğini de görüyorduk. Mesela insanlardaki MN kan grubu buna örnekti. Bazılarımız M, bazılarımız N, bazılarımız da MN kan grubuna sahibiz. MN'ye, NM'ye baskın gelemediği için ikisini aynı anda taşıyanlara MN kan grubu ismini veriyorduk. Soy ağaçlarından da şöyle bir bahsedelim. Soy ağaçlarında yuvarlakla gösterilenler dişi, kareyle gösterilenler erkek bireylerdir. Tabii ki arada şöyle bir çizgi varsa bunlar tek yumurta ikizidir. Şöyle ilerse çift yumurta ikizi olacaklar gençler. Çok allelli kalıtımından da geçeyim, oradan da sorulara. Bir türde bir özellikle ilgili 2'den fazla gen çeşidinin bulunmasına çok allelli kalıtım ismini vereceğiz. Çok allelli kalıtım soruları da genellikle tavşanlar üstünden çıkacaktır. Mesela işte gri tavşan, şinşila, Himalaya, albino bunlar gendir. Her canlıda da mutlaka 2 tane gen bulunmak zorunda. Yine bir soru üstünden göstereyim. Bir canlının sahip olduğu A karakteri bakımından 4 farklı allel arasındaki ilişki A1, A2, A3, A4 şeklinde. Şurada eş baskınlık varmış, unutmayın. Kaç çeşit fenotip, kaç çeşit genotip oluşur? Şimdi ben bunları size hem uzun yollarını hem kısa yollarını gösterdim. Normalde saniyelik bir soru. 1, 2, 3, 4, 4 kere 5, 20 bölü 2, 10. 10 çeşit genotip meydana gelir. 1, 2, 3, 4 bir tane de eş baskınlık var. 5 çeşit de fenotip. Bu kadar sürede yapabiliyoruz. Ama ben bir de göstermiş olayım size. 2'en kromozomlu bir canlı olduğuna göre A1'e A1, A1'e A2, A1'e A3... A1'e A4 2 tane geni yan yana taşımak zorunda. A2'ye A2 olacak. A2'ye A3 olacak. A2'ye A4 şeklinde olacak. Yine A3'e A3 olacak. A3'e A4 şeklinde olacak. Ve A4'e A4 şeklinde olacak diyeyim gençler. Şunların hepsi kime benzer? A4'e. Bunların hepsi kime benzer? A3'e. Şunların hepsi kime benzer? A2'ye. Şöyle bir baktığımız zaman şurada eş baskınlık var. Yani buradan A1 A2 diye bir karakter çıkacak. Şu 3'ü ise A1'e benzeyecek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çeşit fenotip. Genotipi de sayarsanız 10'dur. Allel sayısı n çarpı n artı 1 bölü 2 ile bulunuyordu gençler. Allel sayımda 4 olduğuna göre 4 çarpı 5 bölü 2'den de tabii ki sonuca ulaşabiliyordum. Gelelim kan gruplarına. İnsanda AB0 kan grubunun belirlenmesine görev alan 3 tane allelimiz vardı. A ile B arasında eş baskınlık, 0 ise bunlara çekinik kalıyordu. İnsanlarda AB0 kan grubundan başka bir de RH faktörü dediğimiz faktör vardı. Bunlardan da büyük R baskını, küçük R ise çekinik olanı göstermekteydi. Pozitif olan bireyler büyük R veya büyük R küçük R genotipine sahip. Çekinik olanlar ise küçük R küçük R genotipine sahip oluyorlardı. Aslında bu kan gruplarının belirlenmesinde kullanılan şey de al yuvarlarında bulunan antijendi. Antijene bakarak kan grubu belirleniyordu diyeyim. Gençler hemen 1-2 tane sorumuzu da şöyle bir bakayım, çözerek bitirelim. Yandaki soy ağacına göre ailenin doğacak kız çocuğunun B kan grubuna sahip olma ihtimali nedir? Şimdi şöyle bir baktığımız zaman aileye hemen çaprazlamasını yapalım. Bir kere bu A kan grubuna sahip olduğuna göre şunun alternatiflerini yazalım. BB de olabilir, B0 da olabilir. Bir kere bu BB olsaydı buraya mutlaka B genini verecekti. Yani babanın kafadan B0 olduğunu anladık şuraya baktığımız zaman. O zaman AB1 ile B0 birinin çaprazlanmasından bahsediyoruz. Hemen çaprazlamayı yapıyorum. Normalden hiç farklı değil. Siz gözünüzle de çarparsınız. Baktığım zaman AB olabilir. Sonra A'ya 0 olabilir. Sonra BB olabilir. B'ye 0 olabilir. Bizden ne istemiş? B kan grubuna sahip. B kan grubuna sahip olması için şurası olması lazım. O zaman B kan grubuna sahip olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Düşme kız çocuğu olma ihtimalini de sormuş. O da 1 bölü 2'dir. Yani buranın cevabı 1 bölü 4. Hem B kan grubuna hem de kız çocuğu olma ihtimali. Kan uyuşmazlığından da bahsedeyim. Annenin RH negatif, baba ve fetüsün RH pozitif olduğu durumda meydana gelen bir olaydan bahsediyoruz. 1. gebelikten sağlıklı bebek dünyaya gelse bile 2. gebelikte doktor müdahalesi olmamışsa bebeğin yaşama şansı yok. Unutma, burada da önemli olan illa annenin RH negatif, babanın pozitif olduğu için fetüsün de pozitif olmasıydı. Tersi durumda kan uyuşmazlığı yaşamıyor. Uzun uzun size bir antijen antikor olayı anlatmıştım. Çünkü bebek negatif, anne pozitif olursa bebeğin anneyi öldürmesi lazım. Embriyonik dönemdeki bir bebek anneyi tabii ki öldüremez diyeyim gençler. Oradan da eşeğe bağlı kalıtımın şöyle bir üstünden geçeyim. Eşeğe bağlı kalıtım dediğimiz zaman XX ve XY kromozomlarımız vardı. XX kromozom sayısına sahip olan bireylere dişi, XY olanlara ise erkek bireyler ismini veriyorduk gençler. Bazı özellikler X kromozomunun homolog bölgesinde, yani sadece X kromozomunda taşınıyordu. Bazı özellikler Y kromozomunda taşınıyordu. Bazı özellikler de X ve Y kromozomunda ortak olarak taşınıyordu diyeyim. Kalıtımla ilgili çok fazla derecede soru çözüm videosu da attığım için biliyorum, böyle sözel anlatınca tam yerine oturmuyor gençler. Ama özet videomuz olduğu için tanımlarından biraz bahsedeyim dedim. Eğer soru çok çözmek isterseniz, sorular üzerinden de gösterin derseniz, kanalda çok fazla kalıtımla ilgili soru çözdüğüm video var. Onlara da gidip bakabilirsiniz. Biz X kromozomuna bağlı kalıtımında şöyle bir üstünden geçelim. X ve Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde bazı özellikler taşınabiliyor. Bu özelliklere de baktığımız zaman kırmızı yeşil renk körlüğü ve hemofiliyi görüyoruz. Kırmızı yeşil renk körlüğü ve hemofili hastalığı X kromozomu üzerinde çekinik genlerle taşınıyor. Bozuk dentin hastalığı ise X kromozomu üzerinde baskın genle taşınıyor. Çekinik genle taşınanlarda dişilerde taşıyıcılık durumu söz konusu oluyor. Erkeklerde ise taşıyıcılık diye bir şey yok. Erkekler ya sağlıklıdır ya taşıyıcıdır diyeyim. Ya sağlıklıdır ya da hastadır diyeyim. Gençler, böylelikle videoyu bitiriyorum. Dediğim gibi önümüzdeki haftalarda kalıtımla ilgili sadece soru çözümü yapacağım. Videolar atacağım size. Okulda da öyle ilerleyeceksiniz. Kalıtım soru çözümleri yapacaksınız. O yüzden soru çözüm kısmını o tarafa biraz fazla bıraktım. Burada mühim olan bizim için tanımları çok iyi derecede öğrenmemiz. Ama yaz tatili diyorum. Bayağı bugün dilim birbirine girdi. Sömestr tatilini verimli halde geçirmemiz lazım. Kalıtımın sonuna kadar da okulda görmüş olmanız gerekiyor. Yani sayfa 133'e kadar olan kısmı çözün, sıfırdan 10'a biyolojide. Takıldığınız yer olursa bir taraf konu anlatımı, bir taraf soru çözümü biliyorsunuz. Mesela işte dihibrit çaprazlama kuralları ile ilgili sorular var. Buradaki bir soruyu yapamazsan hemen dönüp konu anlatımından nereyi anlamadığını bulabilirsin. Yine aynı mantıkla şuradan da ödevinizi vermiş olayım gençler. Kalıtımın sonuna kadar aslında soruları çözebilecek hale gelmiş olmanız gerekiyor. Sadece şey olmalı, ay bu soru tipini çözemedim gibi durumlar olmalı. Onlar için de dediğim gibi bir sürü video koyacağız arkadaşlar. Ev okul kampı kapsamında. Yani kalıtımdan artık daha fazla konu anlatmayacağım. Daha çok soru çözeceğim. Burada da sayfa 127'ye kadar, yani soru bankasından da sayfa 127'ye kadar olan kısmı tamamlamış olmanız gerekiyor diyeyim. Böylelikle dersin sonuna geleyim. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.